Türk Silahlı Kuvvetleri olası operasyon hazırlıkları için bölgeye yığınak yaparken Esad rejimi İdlib'de yine Mehmetçiğimize saldırdı. Aynı saldırıda 5 askerimiz şehit düşerken 5 Mehmetçik yaralandı. Ankara acı haberi aldığında Putin'in gönderdiği Rus heyet Dışişleri Bakanlığı'nda masadaydı. Aynı saldırıya anında misliyle karşılık verildi. Türk askerinin kanının aktığı bir yerde hiçbir şeyin aynı şekilde devam etmesine izin veremeyiz. Tam da İdlib için Rusya ile masaya oturulmuştu ki Suriye'den yine acı haber geldi. Esad rejimi Mehmetçi'ye topçu atışıyla saldırdı. 5 askerimiz şehit olurken 5'i de yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri saldırıya anında misliyle karşılık verdi. Rejimin ilk saldırısıyla 8 Mehmetçik şehit düşmüş, Putin Ankara'ya heyetini göndermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad'a çekilmesi için verdiği süre işlerken Moskova aracılığıyla rejim bir kez daha uyarıldı. Rus heyet daha dışişlerinde masadan kalkmadan Esad bir kez daha saldırdı. Gerekirse iki lider, iki cumhurbaşkanı da bir araya gelebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarıyla AK Parti Genel Merkezi'nde toplantıdaydı. Aynı adreste Milli Savunma Bakanı Akar'la görüşmeye geçti hemen. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamadaysa gerekli karşılığın anında verildiği, belirlenen hedeflerin yoğun şekilde ateş altına alınarak tahrip edildiği duyuruldu. Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır vurgusu dikkat çekti. Yaralı askerlerse helikopterle Hatay'a sevk edildi. Yaralı askerler geliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bir yandan da bölgeye yığınağı sürdürdü. Üsler komandolarla takviye edilirken füze rampası, tank ve zırhlı personel taşıyıcılar gözlem noktalarına yerleştirildi. Hatta bölgeden Suriye Milli Ordusu'nun da operasyona başladığı haberleri geldi. Esad'ın hain saldırısıyla bölge daha da ısınırken çarşamba günü de Trump'ın Suriye özel temsilcisi Jeffrey'i ağırlayacak Ankara. Merak edilense operasyonun düğmesine ne zaman basılacağı.